Evet canlarım benim. 2 günün ardından hepinize merhabalar. Yine sımsıcak bir Antalya gününden. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet ben sizleri çok özledim ama çok zor 2 gün geçirdim. Hemen böyle bir kendime geldim bugün. Bir üstümü giyindim dedim. Önce sizlere bir merhaba diyeyim dedim. Dün ilk defa kahve içtim akşamüstü. Belgincimle birlikte. Bugün de kalktım bir kahve içeyim dedim. Ondan sonra dışarıya çıkarım dedim. Gerçekten çok zorlu 2 gün geçirdim. Yıllardır bu mevsim geçişlerinde çok fazla dediğim gibi rahatsızlık yaşamama rağmen. Evet. İşte çok suyumdan da bir bardak alayım kahvemden sonra içerim. Hiç böyle bir rahatsızlık yaşamadım. Açıkçası birazcık da korktum. Hemen kalp doktorumdan zaten şu an randevu almaya çalışıyorum. Hatta detoks yaptırım. Detoks diyorum. Detoks suyunu alınca aklım detoksa gitti. Bir check-up yaptırın diyenler olmuş. Zaten düzenli olarak tahlillerim yapılıyor. Neyin ne olduğunu biliyoruz ama çözüm henüz bazı şeyler için bulunamamıştı ama bu farklı bir şey. Kaç gündür kaç defa duşa girip çıktığımı da bilmiyorum. Hiç hayatım boyunca bu kadar terlediğimi de hatırlamıyorum. Annem geliyor diyor ki sıcak klimayı aç, üşüyorum diyorum. Bir yandan terliyorum. Anlayamadığım bir durum içerisine girdim. Bugün aslında kalktım. Örgümü biraz dedim öreyim. Kuzenimkini bitirmiştim ama yeğenimkine kuzenimin kızına da yeğenim diyorum. Onunkini yapayım dedim. Bir anda terlemeye başlayınca aslında bir kalkayım dedim. Bir elimi yüzümü yıkayayım, bir kendime geleyim dedim. Kalkmamla beraber zaten olduğum yere yığıldım kaldım. Kalkamadım da. Belgini aradım hemen. Annem evde yoktu çünkü. Belgin de muhtemelen çekim yapıyordu. O da geriye dönmedi arada çünkü öyle birbirimizi arıyoruz hani. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye aklına gelmemişti. Sonrasında kusura bakma Nihal abla dedi. Dedim nereden bileceksin yani bilemezsin ki sonuçta birbirimizi arıyoruz. Çekim yapıyorsak telefonlarımız sessiz olduğu için. Uzunca bir süre kendime gelemedim. Ve şunu bildiğim için kalp rahatsızlığımdan dolayı böyle bir sıkıntı yaşadığım zaman duşa girmiyorum. Çünkü damarlarındaki kan akışını, basıncını değiştirdiğini bildiğim için doktorum daha öncesinden uyarmıştı. Yatak odama çok zor attım kendimi. Annem geldiğinde şaşırdı. Annemle konuşabilecek durumda değildim. Nabzını, tansiyonunu ölçtüm de dedi. Ölçemedim, gidemedim çünkü dedim. Tansiyon aletim annemin odasındaydı. Anneme de panik yapmak istemedim aslında. Annem aramıştı telefonla. Anneme de söylemedim ben rahatsızlandım diye. Annem hemen tansiyon aletini getirdi, ölçtü. Aslında büyük tansiyonum biraz düşüktü ama bu tansiyona bağlı herhangi bir şey değildi. Dediğim gibi daha öncesinde böyle bir sıkıntı yaşamadım. Az çok artık insan kendini, vücudunu tanıdığı zaman, kendi rahatsızlığını bildiği zaman zaten ne olduğunu anlayabiliyor. Annem hemen tuzlu bir ayran yaptı ama yani kalkıp onu daha çok zor içtim. O gün ertesi güne kadar zaten hiç kalkmadım. Annem çorba yaptım, hiçbir şey yiyemedim, hiçbir şey. Ertesi gün kalktım, bir şeyler yemek istiyorum, ilaçlarımı içeceğim. Yine hiçbir şey, yani vücut hiçbir şey kabul etmiyor. Bir lokma daha bir şey atsam bir mide bulantısı, bir baş dönmesi zaten. Kalkıyorum böyle her yer dönüyor. Annem dedi ki yürü kalk acile gidelim dedim. Yani orada gidip benim 4-5 saat bekleyebilecek durumum yok. Duramıyorum dedim. Yani böyle bütün vücudum çekilmiş gibiydi. Herkes de gerçi şu an çevremizde kimi görsem, kimi arasam herkes ya hastanede ya hastaneden çıkmış ya evde yatıyor. Dedim acaba işte biliyorsunuz kulağımdan acaba enfeksiyon mu oldu dedim ama enfeksiyonla bağlı da böyle bir şey olmaz. Dediğim gibi ne yapacağımı şaşırdım. Dün
kalkayım işte bir sağlık ocağına gideyim, teraplı yazdırayım dedim. Sonra buradan çok çok teşekkür ederim. Bir takipçimiz demiş, Nihal Hanım, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için aslında sürekli olarak ilaç kullanmak yerine propolis kullanın diye. Belgin dedi, Nihal abla bende propolis var, vereyim dedi. Sağ olsun dedim, Belgin gel dedim. Dedi Nihal abla, gel hem otururuz dedim, çıkabilecek durumda değilim, başım dönüyor, düşerim merdivenlerde dedim. Dediğim gibi iki günü çok böyle yani adım atacak durumda değildim ama dün artık kalktım. Dedim gideyim biraz işte meyve falan bir şeyler alayım. Onu da marketlerde bulamadım. Bana abimizde de çok fazla bir şey yokmuş dedim. Neyse bugün cuma pazarı var, cuma pazarına giderim dedim. Bu arada herkese hayırlı cumalar olsun. Cuma pazarından dedim dönüşte bir şeyler alırım. Hatta belki dedi sabah Nihal abla ben pazara gideceğim. Bir şey istiyor musun? Yok kusun dedim. Ben de öğleden sonra giderim dedim. Aslında çarşıya çıkmam gerekiyordu bugün. Yarın Bertuğum'un doğum günü çünkü. Bertuğa bir şeyler bakayım dedim. Gerçi o siparişini vermiş anneme. Ben demiş büyük Lego istiyorum. Halam demiş Lego'yu alsın demiş. O yine böyle o koca kafalı bebeklerden de anneme sipariş vermiş. Onu da demiş babaanne sen al demiş. Annem dedi ki artık yani şu oyuncak olayından vazgeç demiş. Artık okula gidiyorsun. Okula ihtiyaçların var. Derslerine çalışacaksın. Oyuncak oynamayacaksın demiş. Halam almazsa o zaman demiş doğum günümü iptal ederim ben demiş. Aradım artık sabah Merve'yi. Dedim ablacığım hangisini istiyorsa dedim. Çünkü istediği alınmayınca da ben bunu istemiyordum diyor. Bana en azından dedim beğendiğin ürünün linkini at. Ona göre dedim sipariş vereyim dedim. O da dedi Nihal abla zaten oyuncaklara dedi fazla şey yapma. Hani oyuncak alma yok dedim. Yani gönlü en azından kırılmasın. Ben bu sene doğum günü için çünkü bir mont bakarız demiştim. Hatta Belgin'le konuştuk. Bir çıktığımızda Bertuğ'a dedim. Ben çünkü belki çocuk yetiştirmediğim içindir bilmiyorum. Bedenleri bir türlü oturtamıyorum. Yani aa bu tam olur diyorum. Mesela Hakan'a da bu Hakan'a çok güzel olur diyorum. Belgin diyor ki Nihal abla Hakan bunu 2 sene 3 sene sonra ancak giyebilir diyor. Bedenleri bir türlü tutturamıyorum çocuk kıyafetlerinde. Dedim Belgin'e beraber bir bakalım demiştim. Ama tabii ben rahatsızlanınca bir türlü kısmet olmadı. Kalkıp gidemedik. Annem zaten günlerdir sabahtan hastaneye gidiyor, geliyor. Şimdi yine hastanede. Onu da bir türlü oturtamadılar. Bir yükseliyor, bir düşüyor. Hani diyorlar ya bir tedavi ol. Yani gidiyoruz ama insan bir sonuç alamayınca maalesef böyle çekiyor. Bugün bir yerden patlıyor, yarın bir yerden patlıyor. Bir ilacı kullanıyorsunuz, başka bir yere zarar veriyor. Bu defa orayı düzelteceğim diye başka bir sorun çıkıyor. Bir şekilde düzelemiyor insanlar. Yatarken de tabii ki çok fazla silen yorumları da yani zaten her gün okuyorum yorumları. Okumadığımız zaten hiçbir yorumu onaylamıyoruz. Hatta buna sitem edenler oluyor. İşte işimize gelen yorumları onaylıyorsunuz diyor. Evet, işimize gelen yorumları onaylıyoruz. Çünkü bazen gerçekten insanlar hadlerini ve sınırlarını aşıyorlar. Hatta bir tanesi demiş, cinsel yaşantın olmadığı için bu durumdasın. Cinsel yaşantın olsaydı işte bu kadar agresif olmazdın, kendine bakardın, bakımlı bir kadın olurdun diye. Evet, benim şu an hayatımda birisi yok. Cinsel yaşantım da yok. Ama Türkiye'de bu şekilde yaşayan pek çok insan var. Sizin bakış açınız buysa siz bunu yaşayabilen insanlarla bence konuşun ama kanalımda bir daha eğer bu şekilde yorumlarda bulunursanız da ben de gerekli olan yaptırımlara başvuracağım. Bundan da emin olabilirsiniz. Ben çünkü hiçbir zaman kimseyi kırmak istemiyorum, kimseyi incitmek istemiyorum. Çünkü aynı kişi sürekli olarak yazıyor. İşte anneniz evinde misafir gibi, kadın bir şey yapamıyor, bir şey yiyemiyor, onu yapamıyor. Bir bıraksanız kendisi yapsa yese, annemi bu evde şunu niye yaptın, bunu niye yedin diyen yok. Hamdolsun alabildiğimiz kadarıyla dolabımızda her şeyimiz de var. Annem istediğini yapıp yiyebilir. Evet, belirli kısıtlamalar getiriyorum. Sadece yasak olan gıdaları yemesiyle ilgili uyarıyorum. Ki son dönemde onu da bıraktım. Anne istediğini ye,
Çünkü ben sakınıyormuşum gibi oluyor ama bana gelip de şu değerim yükseldi, bu değerim düştü deme. Ben sana dedim, listeni söyledim. Onun haricinde karışmıyorum ama kadın gerçekten her ne kadar böyle ayakta olsa da günlerdir zaten hastanede. Ben yorgunum, yapamıyorum, hastayım, kendimi iyi hissetmiyorum diyen insana ne diyeyim? Anne kalk yemeğini yap mı diyeyim? Ya da kalk iş yap mı diyeyim? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Sonuçta ben de ne yapıyorum? Annem ne yiyebilirse onu pişirip hazırlıyorum ki kadın yemeğini yiyebilsin. Çünkü çok fazla ilaç tüketiyor. Bunu daha kendi yönünüzden bu şekilde çekip bunu benim cinsel yaşantıma, cinsellik yaşamama bağlamanız çok çok ilginç. Ve esefle gerçekten kınıyorum sizi. Umarım aynı şekilde bu yorumlarınızı yayınlamıyorum. Ki yayınlamayacağım da. Ki tahmin ediyorum. Çünkü daha öncesinde de farklı bir isimle yazıyordunuz bana. Dediğim gibi ben kanalımda hiç kimseyi engellemedim. Hiç kimseyi kısıtlamadım ve hiçbirinize de olumsuz yorumlara yani kısacası bana taş atana ben taş atarak cevap vermedim, vermem de. Benim yapımda ve kişiliğimde bu yok. Ama siz bence önce bir kendi altyapınıza bir bakın. Çünkü bizde hasta olan insanlara şifa dilenir. Yapılabilecek bir şey var mı diye sorulur. Bunu farklı bir şeylere bağlamaya çalışılmaz. En azından benim çevremde böyle. Ama sizin demek ki çevreniz farklı ki bunları bu şekilde yazabiliyorsunuz. Gerçekten ciddi şekilde üzüldüm. Yani artık buraya kadar ne bildiniz? Yani bunları söyleyebilecek kadar indiniz. Ben annemin hiçbir şeyine karışmıyorum. Hatta bu kadar laf söylememize rağmen işte orası eşya, burası eşya yok. Salonda çamaşır. Evet ben salonda kurutmak durumundayım çamaşırlarımı. Çünkü evet annemin eşyaları da geldiği için evde bir eşya fazlalığı var. Ama işte onu atsana bunu versene demekle olmuyor. Daha önce de söylediği defalarca söyledim bunu. Üç parça eşya gidecek diye annemin kalbini de kıramam. Evet her defasında anneme de bundan dolayı rahatsız olduğumu söylüyorum. Ama yapılabilecek hiçbir şey yok. Çünkü annemin şu an tek düşündüğü sağlığına kavuşabilmek. Ona keza benim de öyle. Ki bir şekilde hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Evet çok rahatsızım. Çok fazla eşya almasından çok rahatsızım. Ama yine diyorum yapabileceğim herhangi bir şey şu anda yok. Bir şekilde bir çözüm bulunacak. O çözüm bulunana kadar da daha fazla kafama takarak bir de onun stresine girmek istemiyorum. Çünkü yeterince zaten stresim, sorumluluğum var üzerimde. Ki ben kendim bu kadar rahatsız olmama rağmen annemin rahatsızlıklarıyla da, ilaçlarıyla da, yediğiyle de, her şeyle de ilgilenmek durumundayım. Annem rahatsız olduğu için geçip de ben yapıyorum. Yoksa annem istediği zaman, istediği saatte kalkıp zaten istediğini yapıp yiyor. Ama elimizde 24 saatte evimizin içerisinde kamerayla gezmediğimiz için sonuçta sizler de bunu görmüyorsunuz ama dediğim gibi çok kırıldım. Özellikle şu iki günümü çok çok ağır atlattım. Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemedim. Kıvırdanamadım dahi. Belgin Yerli abla bir şeyler hazırlayayım, geleyim yemek bir şey istiyor musun dedi. Allah bin kere razı olsun. Her daim birbirimizin yanında olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Her dışarıya çıktığında bir şey lazım mı diye telefonu açtı. Dedim ablacığım hiçbir şey yiyip içemiyorum ki yani bir şey lazım olsun dedim. Ama çok şükür bugün her ne kadar terlemem devam etse de yavaş yavaş kalktım. Hem dedim bir çarşıya çıkayım, Belgin'le bir bakayım. Hem galiba Ziçev için Hakan'ın bir şeye bakılması gerekiyordu raporu için. Hem ona bakalım dedik, hem oradan bir çarşıda dedim Bertuğ'a ne alabilirim. Kışlık montlar geldi mi, gelmedi mi daha tam olarak onu da bilmiyorum. Gerçi Merve Nihal abla montu falan var demişti. Ama kışın bahçede, okul bahçesinde oynarlarken yağışta ıslandığında kurumaz diye düşünüyorum. Bir tane yedek olsun. Bilmiyorum. Belki çıktığımda başka bir şey alırım. Oyuncağının siparişini vereceğim. O yine ona sürpriz olsun. Çünkü Berto benden bir şey istedi almadığım zaman Berto çok kırılıyor. Onu bildiğim için de mutlaka ve mutlaka istediği oyuncağın da siparişini veririm.
O da birkaç gün içerisinde gelirse onu da alırım, hem ona çıkarım, hem pazar alışverişini yapıp biraz meyveyi arttırayım ki gerçi portakallar daha çıkmamıştır ancak soğuk hava deposundan gelenler vardır. Bir şekilde bağışıklık sistemimi kuvvetlendirmeye çalışayım. 2 gündür hele sıfır beslenme. Hemen hemen hiçbir şey yemedim. Dün akşam işte kalktım. Dün ilk defa doğru dürüst bir yemek yedim akşam. Biraz köfte, patates, domates, böyle biber direkt fırına verdim. Hatta en son artık ayakta duramıyordum. Annem dedi ne yapılacaksa söyle. Hani ben yapayım git otur dedi. Ayakta dahi duramıyordum. Ama dün akşama kadar yemek de yemedim ama biraz demek ki düzelmişim ki yemeğimi yiyebildim. Hamdolsun dediğim gibi yine bir şekilde bugün ayağa kalktım. Kaldığım yerden çünkü sorumluluklar üzerinizde olunca ben hastayım. Ben şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım deme lüksünüz yok ama 2 gün gözümü hiç hemen hemen açmadan yattım. Tek yaptığım duşa girip çıkmak ve üstümü değiştirmek oldu. İnanılmaz derecede ter döktüm. Ama bol bol su içmeye çalıştım. Ama bugün yine karşınızdayım. Sizlerle böyle bir gün ben konuşmadım, 2 gün konuşmadım. Bu ara böyle hep çünkü bir rahatsızlık böyle bu sene böyle geçecek muhtemelen. Geçen gün Münir Ölmez söylemişti, Eylül ayında salgın hastalıklar çok fazlasıyla artacak. Dikkatli olun diye. Belki de artık okulların da açılmasıyla birlikte yine toplulukta bulunduğumuz yerlerde galiba yine maske takmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Evet, kapı çaldığına göre muhtemelen kapıyı kilitlememişim. Acaba dış kapıyı kilitlesem mi ki? Annem gelince açamıyor. Ay ne güzel hava, kaç gündür biraz sıkıntı derken bugün yine sıcak çıkacağım diye kapıyı kapatmıştım. Eyvahlar olsun, kilitleyemedim kapıyı. Zaman ne kadar rapor zamanı ne kadar bir seneye çabuk geçti. Her gün birazcık daha gençleşiyoruz. Hakkında rapor diyeyim, oradan da Bertuğ'a bir şeyler bakarız. Yine tam sıcakta çıkacağız ama yapacak bir şey yok. Resmi daireler çünkü belirli bir saate kadar açık. Hala düzelemedim. Şu an yanıyor ve buz kilitler içerisindeyim. Tekrar beraber sokağa çıkabilmek. Nenel ablacığım kendine geldi. Gelir gelmez hemen sıcaklar. İnşallah Nenel abla yarını dayanlarsa yarın güneş geçeceğiz. Ama şeye bağlı işte. Bertuğ'un doğum günü yarın akşam olursa. Belki pazara alınlarsa gelme şansın olur. Ama şeye göre de ayarlayabilirler. Zeynep Otel'de çalışıyor ya. Elbiselerde indirim varmış bak. Yaz bitti zaten artık. Ne giyeceksin yarın düğünde? O mavi beyaz çiçek yok mu arkadaşım? Beyaz çiçek var. Onu giyelim diye düşünüyorum. Ne giyeyim başka? Siyah giyesim de yok. Ne oldu? Benim her şeyim siyah olduğu için. Ben de yine mi çekmiyorsun yer abla diyeceğim ben. Çekmedin ya. Evet. Benim bugün var ya. Gerçi ayağa kalktım mı kalktım ona şükredeyim daha gün. Ay bak deniz kenarı ne güzel esiyor epi epi. Ama evler yine şey ateş. Evet, havalar değişti diye belediye çiçekleri yenilemiş ama
tuzakların etkisiyle birlikte hepsi yine solmuşlar. Ay renkleri çok güzel ama. Deniz havası apayrı bir şey ya. Aslında normalinde hani böyle dışarıya çıkmayı çok sevmeyen bir insan dahi olsam insanın dışarıya çıkabileceğini biliyor olması çok farklı bir şey. Şu an esintiyle birlikte çiçeklerin çoğu yanmış güneşten. Bu neymiş? Geldik yine teras kafenin oraya fleflesiyor burası. Ama hala hazırda akmıyor. Bitimler yavaş yavaş mevsimliklere ve kışlıklara dönmeye başladı. Yaz geri geldi sanki değil mi? Evet. İsmail dedim ki maşallah dediğimiz 3 gün sonra. Bugün de ben seninle dün konuştuk bugün. Ama yine aynı. Aa, evet. Sen tam senin tarzın. Kayıtların üzerine aslına bak ne kadar güzel. Şunlar daha uzun, tunik şeklinde. Dayıma geçen çatal iğne alıyorduk ya. Bluzun üstünde bir sürü çatal iğne var. Ama dayım gümüş arıyordu. Şu kırmızı geçen gün de çok hoşuma gitmişti. Benim iki tane var ama bu sene giyemedim ben ya. Birini bir defa giydim, desenli olanın, çizgili olanı hiç giymedim. Bak bunlar en güzel zamanına denk geldi Antalya'nın Bergin. 15 yıl vardı. Ya soğuk memleketten geliyorlarsa. Diyorum ya dayım Almanya'dan ilk kesin dönüş yaptığında İşte bir soba yakıyoruz ya da klima açıyoruz dediğimiz de siz manyak mısınız diyordu. Şimdi... Bu sıcakta soba mı yakılır diyordu. Ama ne oldu? 3-4 sene yaşayınca burada vücut bu iklime alıştı. Şimdi o da üşüyor. Geldiğinde kısa kollu tişörtle geziyordu kışları. Ay şu ağaçların gölgesinde oturalım Bergin. Kasım ayını alsan kurtarıyor mu? Hayır. 2025-2026 raporusu. Son gününden 45 gün varken randevu alıyorsun. Çocuğu şeye sokuyorsun. Bakriyete sokuyorsun. Ama sokuyorsun. Dönüşü. Raporu çıkması da zaten 2025 gün sürüyor. Biz hep erken alıyoruz ki. Sıkıntı olmasın diye. Hayır onu dedim ya. Bir sene ne kadar çabuk geçmiş. Bir sene geçmedi herhalde. İkinci seneyi devirdik. Hayır. Son raporu aldığımızdan bu zamana diyorum.
İlk raporu aldığımdan itibaren iki senemiz geçmiş. Yani evet. Allah'tan doktor heyetleri benim bu sene iki sene. Bu sene şeye gitmeyeceğim, doktor heyetine girmeyeceğim. İyi. Doktorlar bir seneye. Geçen sene iki senelik vermiş. Seneye seni uğraştırmayayım dedi. İki senelik yazın dedi. Bak saat kulesinden başladılar galiba. Belki bak restorasyon bu tarafa doğru. Galiba devam edecek ha? Ben zaten esinti de olsa terlediğim için herhalde ben daha böyle birkaç gün ter atacağım gibime geliyor. Neyse terlemek iyidir galiba. Hani hasta evet. Bak yine bir şeyin iyi tarafından bakıyoruz yani. Annem dün diyor ki yarım saat içinde 3 defa üstümü değiştirmişim. Maşallah. Sen yeni çıkarmadın mı üstünü dedim bak. Tişörtü belli dedim. Upıslak. Ay biz ne güneş ha bu tarafa gideceğiz ama. Karşıdan gölgeden gitsek ya diyecektim bu taraftaydı değil mi şey? Aynen. Oradan gireceğiz. Evet. Allah'tan Ram yakın Nihal abla. Hani kıza kadına dedim yani ben dedim giderim öğleden sonra bir bakarım dedim. Bana da haber ver mutlaka dedi. Ona göre dedi biz dedi bir raporumuzu yazalım, hazırlayalım, bir şeyler yapacak, bir şeyler alayım, evlatlarla alakalı da. Ay Allah bin kat razı olsun diye abla ilgilenmeyen kurumlar da var. Bak bizim kurumumuz ilgilenir o tür şeylerde. Tabii canım. Benim raporlarımda, RAM raporlarımda takip ederler. Sen unutabiliyorsun onlar unutmuyor. Aa, bak işte. Bana daha sanki 3-5 ay önce yaptırmışız gibi. Evet. O zaman da beraber gel dedik yine seninle buraya. Yani. Bana da daha çok yeniymiş gibi geliyor yani. Ay ilkinde Allah'ın katı. Biz belki şu arabalardan alalım bir tane. Antalya'da kaç ay kış var? Ay eskiden şu kırımlı oğlu işhanı bir meşhurdu Belgin. Çok lüks mağazalar vardı benim çocukluğumda. İşhanları meşhurdu. İşhanın da dükkanı iş yerin varsa iş yapardı. Dondurma aldığımız zamora var ya. Her şey. Feyyaz. Onların ilk yeri burasıydı. Börek dondurma. Sonra baba vefat edince kardeşler ayrı açtılar. Bir şubeleri de şeyde Konyaaltı Caddesi'nin oradaymış. Diğer kardeş de orada açmıştı. Ben orayı bilmiyorum yalnız. Geldik gel. Ay ben burada kalabilirim. Gölge yerlerden gidelim belki. Şimdi hastaneye gidilmeyecekse bu bununla nereye gidilecek? Ben onu anlayamadım. He? Buraya. Tekrar biz buraya geleceğiz. Burası. Ay ben çocuk gülüyor zannettim. Ya. Ağlıyor. Gülüyor zannettim. Buraya geldik. Burada heyet bakıyor. He. Raporu yeniliyor yani. Zici evden şey alsın diye bu. Aslında özel eğitim aslında. Muhteşem aşım. İyi de aynı sizin de verdiğimi verdi. Daha geç kalsam demek ki daha da geç bir tarih. Eylül, Ekim 31'de. Evet, önümüzdeki ayın 31'ine. Biz iki eve de şeyden başlattan da attık. Kuruma alalım bir astronomi. Aleykümselam. Bak şurada. Bak. Çocukların oyun parkı oldu resmen burası. Oyun parkı da işte neyle ilaç çıktı ya. Evet. Gözlerine falan kasta var ya. Zaten çocuk anlamaz ki gördüm işte istiyor. Hakan bile geçiyor. He diyor ya. Ayakkabıları sandıktan sonra bunlar ıslak ben giymem diye bağıracağım. Hakan buraları her gördüğünü istiyor zaten. Ayakkabıcı da ayakkabı istiyor. Evet.
Dondurmacı da dondurma istiyor. Hayır, ayakkabıcı da asansöre bineceğiz diyor. Asansöre binecek orada. Demek ki apartman asansörlü olsa ve girmek istemeyecek Belgin. İnecek çıkacak. Ay simit şu her zamanki şeyimizden alalım. Simitçimizden alalım. Ben epeydir çıkmadığım için simit de yemiyorum. Yemek de yemiyorum. Simitleri aldık. Aldım, güneş sıcağı rağmen ne? Bayağı bir kalabalık var çarşıda. Belgin her zamanki mısırcısı ve karlamacısı. Hakan'ın. Gelip karlama istiyor, dondurmacıya kadar karlamayı yiyor. Ondan sonra ben hasta oldum diyor, dondurma istiyor yerine. Evko önce bir uğrayalım Belgin de. Kapıdan bir soralım. Dağdana çıktım, arabanın sınavıydı, halkıydım var ama çok çeşit yok tabii. Ben yok diye biliyorum çünkü de senden duydum şimdi. Var ya, minicik bedenime çok ağır. Sevmeyi, ağayı yenebilmek çünkü için. Şey de yoktu, geçen ben yastığı almaya indiğimde pijama takımları falan da daha yeni, tekstil ürünlerini yeni. Hani o da birkaç tane vardı. Soralım. Motorolak mı? Bak şu iyiymiş. Sepete de Hakan'ı oturturuz. Ya da şu. Büyük olacak. Bak Karşer'in, sana demiştim ya. Kampanyası var diye. Şu senin tencerelerden değil mi? Bunlar ne? O da benim şansım bak. Konsepte zaten yok. En güzelleri oyuncaktan çıkmak için şu anda Berfu için iş gelecek. Burada başlıyor şey bu. Dedim işte Merve, dedim montu var Nihal abla dedi de. Dedim ıslanır. Kurutamaz. İlkokul çocuğu okula da gidiyorsa bu çocuk zaten montu falan yapabiliyorsa yedekli olacak. Evet, hapse yedekli olacak. Kurulama ihtimali var. Çocuk bundan yere ıslanıyorlar. Yağmurda dışarıya çıkıyorlar teneffüste. Bulamıyorlar. Dedim hani mont diye düşünmüştüm dedim Merve'ye. Yine dedim şeyin istediği oyuncu anneninkini attı dedim. Ondan sonra Berto çünkü ben bunu istemiyordum deyip çıkıveriyor işin içinde. Ama Öner abi çocuklara kalsın. Hep oyuncak. Dolu ev, oyuncak dolu. E, o gün baktık işte küçücük bir kutu 50 parçalık mı 60 parçalık mı 450 lira. O koca kafalı bebeklerden beğendiydi futbolcular. 1000 lira, 1200 lira. Bir tanesi. Serisini istiyor. Tamam, tamam halacım deseydin hemen bir kredi çeker sana serisini alırım diyecektir çocuğa. Halacım taksitlerim var şimdi dedim. Bak buzdolabı aldım dedim. Keşke diyor buzdolabı almasaydın da diyor bana. Çocuk onu ne yapalım. Kıyamıyorum da. Yiyecek sokalım. Kıyamıyorum diye bir şey. Bak koç hiçbir hız kıyamıyorum. Ama dediği gibi ya. Annen demiş alamaz. İzah ettim diyor, olmaz demiş. Hala almayacaksa o zaman ben doğum günü iptal bari ettireyim yarına demiş. Ne diyeceksin? Şimdi onu aldın mı rüzgara bir şey almadın mı olmuyor. Ya? O zaman birbirlerini yiyorlar. Ama rüzgar
daha çok küçük. Küçük anlamıyor ki. Anlamaz. Berto büyük de ne oluyor ki? Rüzgarın doğum günde aldığında da hani bana diyor. Ama Berto da küçük daha. Berto da büyük. Hani İsmail'le şey dese tamam, İsmail neyse. Ama Berto da daha küçük ki anlamaz o da. Ay bir marka Antalya'ya atalım kendimizi. Şey, nem çok fazla belki bugün. Bak güneşin ısısı aslında çok fazla değil ama nemle birlikte yapışıyor insanın üstüne. Tabii şimdi herkes her gün okul öncesi alışveriş için. Evet. Ondan kalabalık. Öyle mi yapalım? Şey, onların da bazen monitör çıktı ama fiyatları geldi. Evet uygun oluyor. Civile bir bakalım mı önce? Geçen bir parça cibinde bir tane beğenmiştim aslında mont. Ama şey bedeni küçüktü. İndirimde. Evet kışıklar yavaş yavaş çıkmış. Ay. Ne kadarmış? Bu Bertuğa küçüktü. Ancak rüzgar için. Yok şu var. 1999 2000 lira. 2000 lira. Şu takımlara baktım da 350 TL'ymiş takım. Ama alt kısmını göremedim. Şu. Ha, arkasındaymış. Kısmı. Arkasında. Ay çok güzelmiş aslında. Evet bu da çok güzel bak. Şu ben bir İsmail'in takımını çıkarım. Hani İsmail'in kreş için el alan bir şey. Aa bak şurada da mont var değil mi? Bunlar ama daha şey küçük. Hayır. 1900. Ne kadar? 1900. 4-5 yaşa mı? Kaç yaşa kadar var? 2-3 yaş mı? 2-5 yaşa kadar. 4-5 yaş. 5 yaşa kadar var. Ama fiyatlar yüksek. Ben bu fiyata alabilmem mümkün değil yani. 10 yaş şurada varmış. 10-13 yaş değil mi? Bunlar da büyük. Bunlar da ne kadarmış fiyat? Evet. 1999 lira. 2000 lira. Evet, şu. Geçen sene de böyle istemiştim aslında. İçim mikronlu okulda. Bu ne kadarmış? 2219 lira. İnanılmaz yüksek ya. Bir de diğer yerlerde bakalım Mergin çok yüksek. Fiyata baktık şimdi şeye bakalım. EBB'ye bakalım. Gerçi Cibil'de yoksa EBB'de Mergin o yaş grubu rüzgara göre olur da şeye göre zannetmiyorum. Berta. Daha küçük yaş oluyor çünkü o zaman biz Merve ile gezdiydik. Hani Merve kendisi beğensin dediydim. Berto'nun yaş grubuna göre bir şey bulamadaydık. Bak uyku tulumlarına bak. Benimkisi en büyük. Şu. 4 yaşlarına olmaz ki zaten bize. Belki bu sene ama biraz daha büyüdü giymeyebilir Belgin. Şunlar var. Bunlar da mı uyku için bu dışarısı için değil mi? 1299 lira ama yani giydiğimde bak başka bir şey
İçine giydirmesen bile çocuk üşümez yani. İçlerde şu şekilde polar. Küçük ama Belgin. 2 yaş değil mi? Değil. Evet 2 yaş. Annem şuna baksana. Bu tam benim rüzgarlık. Ne kadarmış? 999 lira. 1000 liradan aşağı yok. Montlar bu bölümde ama bunlar hep küçük Belgin. Burası daha böyle 4-5 yaşa kadar az. Ay Allah'tan yanada bizim muhtarımız. Evet. Sen geçen sene şöyle bir şey aldıydın değil mi Hakan'a? O da bu sene olacak onun. Buna benzer ama çok sıkı Meğer abla. Şey yani bayağı iyi. Annem güzelliğine bak. Yok buradakiler küçük Belgin. $599 ama bunlar kız çocuk için. Toys R Us'a bakalım Berlin bir de. Burada yok çünkü Bertun yaş grubuna göre. Legolar şuradaydı. %25 indirimliymiş. Ama şu boy bile artı 5 yaş $1,179. Şurası var artı 7. Artı 8. $1,099. Geçen defa baktım satın alamadım gerçekten. Merve de göndermediğiniz link. Ya bakamadı kız daha fırsat bulamadı. Ama 1000 lira bir Lego'ya vereceğimi montunu alırım. Şu an önemli olan okul açılacak. Önce okula ihtiyaçları daha önemli. Artı 5. Orası artı 3'müş zaten. Bunlarda indirim varmış ama $1,099 bunlarda. Burası komple artı 3 galiba. Artı 6. Bu da küçük. Artı 6. Artı 3 yaşmış ama $299. Fiyat uygun ama yaş olarak küçük. Büyük legolar var ama bunlar da fiyat zaten çok daha yüksektir. Evet şu var. Ama söyleyeceğim o da bu 1,899 lira. Yani gönlüm her şeyi almak istiyor ama maalesef benim böyle bir bütçem yok. Daha uygun bir şeyler bakmam lazım. Evet şu var Star Wars'un. 5,799 lira. Her gün diğer taraftan girsem servoya dönecektim.
çarşıya çıkınca pazar arabası da alamadım. Pazar çünkü böyle sonlara doğru biraz daha fiyat olarak uygun oluyor. Doğu sabun alacaktım, unuttum. Hakan Karar'a gratisten bakardım. Evet, çok güzel bir el maskesi yapacağım size. Daha doğrusu sadece el maskesi de değil, vücuttaki kar almanın içindekini bölgesi dirsek her yerde kullanılabiliyor. Limon da alacağım. Havuç bile 40 lira olmuş, 10 lira 15 liraydı. Biberimiz var. Şu küçük soğanlardan istiyorum, közlemek için iyi oluyordu. Buradan taşıyamam. Annem pazara çıkacak mı acaba? Şeftali 35 lira. Böyle bakınca da marketlerle hemen hemen fiyatlar aynı. 3-4 lira var. Buradan alıp taşıdığına değmiyor. Ama mesela mis gibi geliyor kokusu. Şimdi ne kadarmış? 45 lira. 50 lira. Sen bir şey aldın mı? Yok, benim var. Ekşi elma alacağım. Üzüm ne kadar? 50 lira. Lafı merak edenler şöyle göstereyim. Daha önce defalarca söylemiştim, videolarda biliyorsunuz ben şeker ilaçlarımı günlük düzenli yere bırakmıştım. Şimdi tam mevsimi. Her zaman bulunmadığı için ben çok fazla alıp streç filmleyip derin dondurucuya koymuştum. Her gün 2-3 tane çıkarıp yiyordum. Pardon ya, hala kilo atmış. Eskiden yazdan alıp dolaplara koyuyorduk. Uygun olsun diye, ama şimdi mevsimleri de uygun olmadığı için alınamıyor. 50 diyor. Ama direkt tekrarlamam lazım. Böyle ısırıp da bırakırsan. 5 konak beyaz 75 lira var bunun ya. Var bunun 60, 70, 75 civarında değişiyor bu hafta. Taze fasulye 50 lira. Geçen sene alıp hazırlamıştık ama bu sene dediğim gibi onu da alıp hazırlayamayacağız. Ay, ben bugün çok fiyatların şokundan hala hazırda kurtulamadım. Ben 40'tan almıştım. Üzüm burada 35 lira. Güzelmiş gözüm ama aldım artık. Nektarın 20.
yarma, yarma, yarma. Geldi elime yüzümü zor yıkama yattım kendime. Ya iyice çıkmış. Bir kilo şeftali aldım, iki kilo üzüm aldım, bir kilo limon aldım. Baktım salatalık falan taşıyamayacağım, ben de taşıyamayacağım. Baktım fiyatlar da zaten bu da marketlerle çok çok farklı değil. Hiç soğan bulamıyorum sadece markette. Zaten bana limon sosu geldi. Neyse bakalım belki Merve'nin inşallah. Bir taraftan ucuza gelir. Tamam 600-700 liraya var legolar ama hemen kolyemi ettiklerimi çıkardım, onları da yıkadım. Maalesef Bertone seti ile ilgili değil. Bertone seti tam takım lego, daha önce gösterdi bana. 5799 lira. Montlar 2000 lira. Daha ikisi de çok küçük, birini aldım diğerini almadığım zaman olmuyor. Anlamıyorlar çünkü hani doğum gününde alındığını. Onun doğum gününde ona da alacaksın. Diğerinin doğum gününde ona da alacaksın. Gerçi ben yeğenlerim için doğum günlerini beklemiyorum. Ne zaman ne hoşuma gitse, elimde varsa elimden geldiğince alabilmeye çalışıyorum. Ama benim de öyle aman aman bir gelirim yok zaten. Kıt kanaat geçiniyorum. Ama yine de gerekirse kendimden kısıyorum, yeğenlerimi alıyorum. Ama bu defa alamadım. Yarın izah edeceğim kendisine. Ancak belki bir iki ay beklerse, diğer taksitlerimi bitirirsem taksitte istediği legoyu alabilirim. Kartla, kredi kartıyla. Ancak izah etmek düşüyor. Evet, böyle içim kırıldı, parçalandı ama dediğim gibi insanın bütçesi neyse, geliri neyse ona göre de idare etmek zorunda. Çünkü sonuçta ben de bir ev geçindiriyorum. Şimdi benim için korsa belki almam gerekecek. Ayağımın iğnesi için ne kadar ödemem gerekiyor onu bilmiyorum. O yüzden maalesef üzülerek de olsa hiçbir şey almadan geldim. Neyse bir şekilde bir iki ay sonra yeğenim yarın gönlünü alıp bir iki ay sonra yine de o istediği çok büyük boy olanı değil. Ama ona yakın bir şeyler almaya yine de çalışacağım. 1000 lira, 1200-1300 lira da şöyle küçücük oyuncakları, 3-4 defa oyuncakları oyuncaklara vermek de çok gereksiz geliyor. Ama çocuklar, onlar da ya bu yaşlarda oyuncak istiyorlar, yapacak bir şey yok dediğim gibi ne kadar üzülsek de elde olmayınca olmuyor. Neyse canlarım, ben de artık sizlerden yavaş yavaş müsaadenizi isteyeyim. Yarın siz canlarımla tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Tekrar bugün sizlerle birlikte olabildiğim için ayrıca çok mutlu oldum. Yarın görüşene dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.